Merhaba, bugün sizlere orijinali New Orleans Üniversitesi Felsefe Bölümünden Chris Surprenant tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Bu video, insan refahı ve iyi yaşam üzerine hazırlanmış ders serisinin bir parçası. Ve burada Platon'un yarattığı Sokrates karakterinin platonik diyaloglardaki bakış açısından refah kavramını inceleyeceğiz. Eğer felsefeye giriş dersi aldıysanız, Platon'un yazdığı Sokrates'in savunmasını muhtemelen okumuşsunuzdur. Bu diyalog, Sokrates'in gençleri yoldan çıkarmak ve dinsizlik suçlamalarına karşı yaptığı savunma konuşmasının Platon tarafından yazılmış versiyonudur. Sonuçta Sokrates suçlu bulunur ve idam cezası alır. Bu diyalog, tüm Batı düşüncesi tarihinde en sık alıntılanan cümlelerden birini içermektedir. Sokrates, jüriye neden yaptığı şeyi bırakamadığını ve neden insanların neye ve niçin inandığını sürekli sorgulayarak onları rahatsız ettiğini açıklarken, aslında kendi hayatını sorgulamayı da bırakamadığını, çünkü sorgulanmayan bir hayatın yaşanmaya değmeyeceğini söyler. Bu ifade Sokrates'in iyi bir hayat yaşamakla neyi kastettiği hakkında epey bilgi vermektedir. Sokrates'in dediği şey şu: sabah uyanıp işe giden, çalışan, eve gelen, televizyon izleyen ve yatıp uyuyan, sonra bu süreci hayatı boyunca her gün tekrar eden ve ne yapması gerektiğini ya da neye niçin değer verdiğini hiç düşünmeyen bir insanın hayatı yaşanmaya değer değildir. Ama Sokrates'e göre neye niçin değer verdiğimiz hakkında rasyonel düşünmeye başlamak, yani felsefe yapmak da iyi bir yaşam sürmek için tek başına yeterli değil. Gerekli olan diğer bir şey de muhakeme gücünü kullanarak arzularını dizginlemek üzere bireyin kendi kendisinin efendisi olması, bunun yanında toplumunun istikrarını desteklemek için de elinden geleni yapmasıdır. İşte bu konularda Platon'un Devlet adlı eserinde doğrudan ele alınır. Çoğu insan devleti, adaletin doğası üzerine odaklanan politik bir diyalog olarak düşünür. Ancak bu eseri aslında erdem üzerine ve felsefenin, toplumun ve devletin iyi bir hayat yaşamak için gerekli koşulları yaratmadaki rolü üzerine odaklanan bir diyalog olarak düşünmek, onun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. İkinci kitabın başında Sokrates'i dinleyenlerden biri olan Glaukon, Sokrates'e meydan okur. Glaukon, Gay Jizi'nin Yüzüğü adlı hikayeyi anlatır. Bu hikayede Yüzüklerin Efendisi'ndeki tek yüzük gibi taşıyanı görünmez kılan bir yüzük vardır. Ayrıca yüzüğü takan kişi çeşitli aldatmacalarla istediğini elde edebilir. Güç, para, hatta belki de iyi bir ün bile. Bu hikayeden çıkarılacak derse göre gerçekten adil olmak değil, öyle gözükmek önemlidir diyebiliriz. Glaukon'un burada Sokrates'e yönelttiği meydan okuma şudur: bir bireyin İyi bir hayat yaşamak için neden adil olması gerekir? Bireyin sadece adil gözükmesi yeterli değil midir? Devletin Kalan 8,5 kitabında Sokrates bu meydan okumaya yanıt arar. Çözümü ise adaleti sadece politik bir durum olarak değil, aynı zamanda insanın ruh hali olarak tanımlamaktır. Politik olarak bakıldığında adalet, şehirdeki her bireyin kendi işine bakması ve ona verilen işi elinden gelen en iyi şekilde yapmasıdır. Sokrates, bu şekilde yönetilen bir şehrin gelişerek refaha kavuşacağını ve bunun da herkesin çıkarına uygun olduğunu iddia eder. Gençler, bu uygulamadan bazı bireylerin ya da sınıfların memnun olmayabileceğini işaret ettiğinde, Sokrates, belirli bireylerin ya da sınıfların mutluluğunu değil, tüm şehrin mutluluğunu önemsediğini söyler. Bu noktada Sokrates'e göre iyi düzenlenmiş bir toplumun bireysel mutluluktan daha baskın olduğunu anlıyoruz. Sokrates, adaleti politik olarak yorumlamanın yanında bireyin ruh durumu olarak da görmektedir. Ruhu, iki atla çekilen bir at arabasına benzetir. Atlardan biri, bireyin istekleri ve arzularıdır. Sokrates'e göre bu, inatçıdır ve kontrol edilmelidir. Diğer at ise, canlılık ve heyecanları temsil eder. Bu at, asildir ve akılla yönlendirilebilir. Aklı da, inatçı atı kontrol edebilmesi için arabacı temsil etmektedir. Fakat eğer bir insan arzularını dizginlemek için heyecanlarını aklıyla nasıl yönlendireceğini öğrenmezse, o zaman o kişi aynen inatçı at tarafından kontrol edilen at arabasının sürücüsü gibi yanlış yöne gidecektir. Bu şekilde bakıldığında Sokrates'e göre iyi bir hayat sürmek için felsefi sorgulamanın yanında adil olmanın da neden gerekli olduğu açıktır. Adil insan sadece toplumun ve topluluğun istikrarını desteklemek için üstüne düşeni yapmaz, aynı zamanda kendi kontrolü elindedir ve arzuları tarafından yönetilmez. Peki Sokrates'in görüşü sizce makul mü? Biz modern insanlara göre iyi yaşam kavramının
bireysel özgürlükleri önemli derecede kısıtlaması saçma gözükebilir. Ancak Sokrates'in buna cevabı şöyle olacaktır. Düzenli bir toplum ya da düzenli bir ruhun dışındaki özgürlük aslında kanunsuzluktur. Ve kanunsuzluğun insan refahı ve iyi bir hayat sürmekle yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. Sokrates'in bu görüşünü çürütmek isteyen biri, bireysel özgürlüğün ön plana çıkarılmasının bu çeşit bir kanunsuzlukla sonuçlanmayacağını göstermelidir. Sonuç olarak, Sokratik diyaloglarda insan refahı ve iyi yaşam kavramları görülmektedir. Ve bunlarda sorgulayan ve aynı zamanda topluluğun istikrarını sağlamak için üzerine düşeni yapan bireyin önemini vurgulamaktadır.